Hayatını İslam'a, Müslümanların birliğine ve dirliğine vakfeden bir diğer Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'dir. Hükümdarlığı süresince tarihimizin şanına şan katmıştır. Başa getirildiği andan itibaren bütün gücüyle İslam birliği için çalışmıştır. Etraftaki tehlikelere karşı savaşarak İslam'a tehdit olacak unsurları ortadan kaldırmıştır. Halife-i Müslimin olarak devleti namına İslam aleminin manevi reisliğini, halifeliği devralmıştır. Böylece halifeliğin Osmanlı'ya geçişini sağlamış, bu kurumun saygınlığını ve misyonunu yeniden düzeltmiştir. Tıpkı kendinden önceki padişahlar gibi o da devletin sınırları içindeki farklı dinlere mensup toplulukları himayesi altında birleştirmiştir. İdaresi altında bulunan halka adalet ve hoşgörüyle davranıp onların bir arada huzur içinde yaşamalarını sağlamıştır. Sultan Selim tahta kaldığı 8 sene boyunca zaferden zafere koşmuştur. Mekke, Medine ve Kudüs'ü alarak devletin sınırlarını Asya, Avrupa ve Afrika'da binlerce kilometre kare genişletmiştir. İslam birliğini sağladıktan sonra da İslamiyet'i yaymak için Batı üzerine yönelmiştir. Bütün bu çabalarının yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için olduğunu, Allah rızası için tüm dünyayı fethetmek istiyorum sözleriyle açıkça dile getirmiştir. Bu inançla askerlerini hazırlamış ve onları peygamber ordusu olarak isimlendirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan bu sonsuz hürmet ve sevgisiyle onun halifesi olma şerefine nail olmuştur. Bu üstün sevginin bir başka göstergesi de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den hatıra ve emanet kalan kutsal emanetleri Topkapı Sarayı'nın Hırka-i Saadet Dairesi'ne getirmesidir. Yavuz Sultan Selim emanetlerin Mısır'dan İstanbul'a getirilişi sırasında sürekli Kur'an-ı Kerim okutmuş, Hırka-i Saadet Dairesi'nin inşasıyla bizzat kendisi ilgilenmiştir. Bu kıymetli eşyaların nakli ve saraya yerleştirilmeleri aşamalarında büyük hassasiyet göstermiştir. Ayrıca kutsal yerleri fethettiği zaman söylediği şu sözlerde, onun peygamberimize beslediği eşsiz ve sınırsız sevginin derin bir hürmete dönüştüğünün göstergesidir. Biz mukaddes yerlerin hakimi değil, hadimiyiz, hizmetçisiyiz. Osmanlılar kutsal toprakları fethedince vali adı altında idareci olarak atadıkları kişilere Medine muhafızı unvanını vererek bu sözleri yaşama geçirmiştir. Her fırsatta Allah'a olan bağlılığını dile getiren Yavuz Sultan Selim, yaptığı seferlerden ve savaşlardan önce Rabbimizden yardım dilemiştir. Ya Rabbi, senin kudret ve himayeni diliyor, Hazreti Muhammed'in ümmetine yardımını niyaz ediyorum. Aynı zamanda önemli bir sanatkar olan Yavuz Sultan Selim, memleketin hemen her yerinde camiler, mescitler, medreseler, hamamlar ve çeşmeler inşa ettirmiştir. İlme, öğrenmeye önem veren bu padişahın alimlere karşı da saygısı sonsuzdu. Herhangi bir konuda karar vermeden önce mutlaka düşüncelerini dönemin bilgili kişileriyle paylaşır, onların da fikirlerini aldıktan sonra karar verirdi. Alimlere gösterdiği hürmet ve onlara verdiği değerle, İslam'a bağlılığıyla, milletinin saadeti için çalışmasıyla, harp meydanlarındaki cihangirce davranışlarıyla şanlı büyüğümüzdür Yavuz Sultan Selim. Kendi ifadesiyle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkma anının geldiğini hisseden Yavuz, son anlarında da etrafındakilerden
Kur'an okunmasını istemiştir. Hatta kendisi de son nefesini Kur'an okurken vermiştir.